Arabayı hazırladınız mı bakalım? Evet patron, araba birazdan burada olur. Güzel güzel, bu paraları bir an önce arabaya koymamız lazım. Rüzgar oğlum, şuradaki adamı görüyor musun? Elinde bir tomar para var, o ne öyle? Görüyorum oğlum, görmez miyim ya? O paraları nasıl kazanmışlar? Acaba ne iş yapıyorlar? Bilmiyorum Rüzgar, ama ne iş yapıyorlarsa çok maaş aldıkları belli. Nerede kaldı bu araba? Sinirlenmeye başladım. Geliyor patron, geliyor, sabret. Arda, gel en iyisi yanlarına gidelim. Ne iş yapıyorlarmış öğrenelim. Aynen aynen, iyi fikir. Hadi gel soralım. Abiler merhaba, ne kadar çok paranız var sizin böyle ya? He, bunlar da kim lan böyle? Abi şey, biz küçüğüz de sizi uzaktan gördük. Çok fazla paranız var. Acaba ne iş yapıyorsunuz? Ne iş mi yapıyoruz? Sana ne lan velet? Abi durun, hemen kızmayın ya. Biz de büyüyünce sizinle aynı mesleği yapacağız. Ne olur, ne iş yapıyorsunuz söyleyin. Mafyayız oğlum biz, mafyayız. Görmüyor musun silahımı? Ne, mafya mı? Oha, çok havalı. Aynen öyle. Abi nasıl mafya oldunuz? Biz de mafya olmak istiyoruz lütfen. Ulan bücürler, siz benimle kafamı buluyorsunuz. Defolun lan buradan, defolun. Aynen öyle. Elimizde silah var. Hiç mi korkmuyorsunuz ya? Defolun gidin. Vay be, ne kadar çok para kazanıyorlar. Ben büyüyünce kesinlikle mafya olacağım. Aynen öyle kardeşim, ben de. Üçe kadar sayıyorum. Buradan hemen gitmezseniz kafanıza sıkacağım. Tamam abi, tamam, gidiyoruz. Koş Rüzgar, koş. İşte patron, araba geldi, hadi gidelim. Hadi gidiyoruz buradan. Vay canına Rüzgar, şunlara bak oğlum, özel arabaları bile var. Aynen öyle Arda, ben daha fazla dayanamayacağım. Okulu bırakıp mafya olalım. İyi de nasıl olacağız ki Rüzgar, biz daha çocuğuz. Ne olmuş yani çocuksak, biz de onlar gibi giyiniriz. Bir de silah bulduk mu tamam der, mafya oluruz. Aslında doğru söylüyorsun Rüzgar, mafya olursak çok para kazanabiliriz. Hadi gidelim. İşte Rüzgar, şuradaki dükkandan kendimize mafya kıyafetleri alacağız. Hadi gel içeri. Evet çocuklar, size nasıl yardımcı olabilirim? Kolay gelsin abi, biz kıyafet almaya gelmiştik. Tabii ki, tam adresine geldiniz. Nasıl kıyafetler istersiniz bakalım çocuklar? Bize mafya kıyafeti lazım, mafya kıyafeti. Ne, mafya kıyafeti mi? Öyle bir kıyafet yok ki çocuklar. Ne demek yok ya, mafya kıyafeti lazım bize. Yani takım elbise mi istediniz? Tamam, o zaman size hemen takım elbise verelim çocuklar. Aynen aynen, yani takım elbise demek istedik. Ver bize onları çabuk. İşte kıyafetleriniz hazır. Vay canına Arda, aynı mafyalara benziyorsun kardeşim. Rüzgar, sen de tıpkı mafyalara benziyorsun kardeşim ya. Galiba mafyaya benzemeye başladık. Aynen öyle, silahımız da hazır değil mi? Evet evet, buradan çıktıktan sonra da silah alacağız. Sonra da mafya olmamız için önümüzde hiçbir engel kalmayacak. Evet çocuklar, ödemeleri alayım. Şey, ödemeleri nasıl yapsak? Koş Arda koş, kaçalım koş. Hey durun, takım elbiselerin parasını vermediniz. Koş Arda koş, yakalanacağız. Oh oh be, izimizi kaybettirdik. Takım elbiselerimiz hazır Rüzgar. Bize şimdi sadece silah lazım. Tamam, o zaman ne duruyoruz ki? Silah dükkanına gidip silah alalım. İyi de oğlum, yaşımız küçük, vermezler ki bize. Merak etme oğlum, alırız bir şekilde ya. Biz mafyayız, gel hadi. Evet çocuklar, buyurun, neye bakmıştınız bakalım? Merhaba abi, silah almaya gelmiştik de biz. Aynen öyle, hadi bizi dükkana al. Silahlara bakmak istiyoruz. Ne, silahlara mı bakacaksınız? Ufaklıklar, size silah satmam ben. Yaşınız çok küçük, tamam mı? Ya abicim merak etme, bizde bir sürü para var. Sen bize silahları göster, gerisine karışma. Ne demek çok paranız var? O zaman gelin bakalım, buyurun içeri. Gelin bakalım içeri, size silahlarımı göstereceğim şimdi, gelin gelin. Vay be Rüzgar, şuradaki silahları görüyor musun kardeşim? Bir sürü silah var burada. Görüyorum oğlum, görmez olur muyum? Ben altın silah istiyorum. Vay vay, demek altın silah istiyorsunuz. Altın silahım burada, çok güzel bir silahtır. Şöyle ateş edelim. Gördüğünüz gibi. Ama bu silah biraz pahalıya patlar size. Vay canına, parası hiç önemli değil. Alıyorum ben bu silahı. Tamamdır ufaklık, al bakalım. Vay be Arda, görüyor musun oğlum? Altın silahım oldu. Artık tam bir mafyayım. Ben de silah istiyorum. Şuradaki siyah olanı alabilir miyim? Demek siyah olanı istiyorsun. Evet, o da çok güzel bir silahtır. Al bakalım. Tamamdır, ben de aldım silahımı. Tamam artık Rüzgar, biz bir mafyayız. Evet çocuklar, şimdi paraları alalım. Paranız tam olarak 10.000 TL tuttu. Al sana para. Ellerini yukarıya kaldır. Çabuk ol. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Durun. Bana bak yaşlı bunak, biz mafyayız. Para falan vermeyiz, anladın mı? Aynen öyle, biz para falan vermeyiz. Şimdi gidiyoruz. Tamam tamam, ne olur ateş etmeyin bana. Para falan istemiyorum.
Aferin, böyle sözümüzü dinleyeceksin. Hadi gidelim Rüzgar. Vay be, bir gün mafya olacağımız hiç aklıma gelmezdi Rüzgar ya. Aynen Arda, benim de. Peki şimdi ne yapacağız biz? Bilmiyorum ki, mafyalar ne yapar ki? Tabii ki de çok para kazanır. Biz de para kazanmak için okuldakilerin paralarını alalım, ne dersin? Doğru söylüyorsam biz mafyayız. İstediğimiz herkesin parasını alabiliriz. Hadi gidip okuldakileri soyalım. Aynen öyle, hadi gidelim. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi Rüzgar'la ben mafya olduk. Şehrimize saldıran kötü insanları kovacağız bu şehirden. Ama desteğinize ihtiyacımız var. Ne olur bize destek olun. Abone olup like atmayı unutmayın. Bizler iyi mafyalarız. Şehrimizi korumak için mafya olduk. Hadi abone olduysanız videomuza devam edelim. Vay ola oğlum, şu gelenlere bakın oğlum. Arda'yla Rüzgar değil mi onlar ya? Ay evet, Arda'yla Rüzgar geliyor. Vay be kardeşim, onlar yüz elinde giymiş öyle ya. Selamun aleyküm. Ola kardeşim, siz neden takım elbise giydiniz ya? Ne oldu size ya? Aynen öyle, takım elbise giydik. Çünkü biz artık mafyayız. Aynen öyle, bizim sözlerimizi dinleyeceksiniz bundan sonra. Ama nasıl olur, mafya mı oldunuz siz? Kardeşim, mafyalar çok kötü oluyorlar ya. Siz neden mafya oydunuz? Hayırdır oğlum, uzaktan bakınca iyi insanlara mı benziyoruz? Ola oğlum, ne olmuş bunlara böyle ya? Çok sert olmuşlar ya. Şimdi beni iyi dinleyin. Herkes cebindeki tüm parayı boşaltsın bakalım, çabuk. Nasıl yani? Bizi de mi soyacaksınız? Kardeşim yapmayın. Bayi bizim payamızı almayın ya. Bana bakın, bir daha söylemeyeceğim. Cebinizdeki paraları boşaltın diyorum size. Ola oğlum tamam, kızmayın ya. Valla bende 50 kuruş vardı. Onu vereyim size. Boşaltın hepiniz, boşaltın. Aferin aferin. Alalım şöyle hepsini. Güzel. Aferin size. Sevdim sizi. Bundan sonra getirdiğiniz harçlıkları direkt bize vereceksiniz. Aynen öyle. Sakın harcamayın. Hemen bize vereceksiniz. Anladınız mı? Yoksa beyninizi uçururum. Ola oğlum tamam ya. Ne olur bizim beynimizi uçurma ya. He, ne oluyor burada bakalım? Arda, Rüzgar, siz ne yapıyorsunuz bakalım? İyiyiz Baldi. Sen ne yapıyorsun? Ne Baldi mi? Seni saygısız velet. Bana nasıl Baldi dersin, öğretmenim diyeceksin, öğretmenim. Ne öğretmeni be, biz artık okulu bıraktık, görmüyor musun? Mafya olduk biz. Ne, mafya mı oldunuz? Aynen öyle. Şimdi boşalt bakalım cebindeki paraları, çabuk ol. Hayır evladım, ne olur soymayın beni, ne olur. Çıkart diyorum sana, çıkart. Benim sözüme karşı gelemezsin, çıkart. Hayır, alın çocuklar, tüm param burada. Aferin, bir daha sakın karşımıza çıkma, defol buradan. Ula oğlum şunlara bak, mafya olmuşlar ya, çok havalılar ya. Neyse hadi biz gidelim Rüzgar, yürü. Arda oğlum, iyi ki okulu bırakıp mafya olmuşuz ya. Bir sürü paramız oldu, herkes bize saygı duyuyor artık. Aynen öyle oğlum, şimdi şuradaki McDonald's'ı soyacağız. Burayı da soyduktan sonra bir sürü paramız olacak. Sonra da o paralarla kendimize çok güzel bir araba alırız. Vay canına, doğru söylüyorsun Arda, hadi soyalım şurayı. Hadi gidiyoruz, ne de olsa mafyayız. İstediğimiz her yeri soyarız. Buyurun efendim, hoş geldiniz, ne alırsınız? Ne mi istiyorum? Tabii ki de kasadaki paraları. Çabuk ol, boşalt paraları. Efendim ne olur indirin silahınızı, ne olur. Bana bak, sana bir kez daha söylemeyeceğim. Kasadaki paraları boşalt diyorum. Tamam efendim, bir dakika. Buyurun efendim, buyurun, işte tüm para burada. Ne olur bana zarar vermeyin, ne olur. Aferin aferin. Rüzgar al şu paraları. Tamamdır Arda, aldım paraları. Gidelim hemen kardeşim, yakalanacağız yoksa. Tamamdır, hadi gidiyoruz buradan Rüzgar, yürü. Arda oğlum, Burger King'i de soyduk. Bir sürü paramız oldu. Ne yapacağız şimdi bu paraları? Tabii ki de mafyalar ne yapar? Araba satın alır. Biz de kendimize çok güzel bir mafya arabası alacağız. Hadi gel takip et beni. Vay be, arabamız olacak artık bizim. Hadi gidelim hemen alalım. Hoş geldiniz efendim. Nasıl yardımcı olabilirim? Bize şöyle güzel bir araba ver bakalım. Çocuklar, sizin araba almak için yaşınız yetiyor mu bakalım? Ehliyetiniz var mı? Ne yaşı be? Araba almanın yaşı mı olur? Paramız var, alıyoruz işte. Göster arabaları. Tamam tamam efendim, neden kızıyorsunuz? Nasıl bir araba istersiniz? Bize bir tane mafya arabası lazım, anladın mı? Ne mafya mı? Ben mafyalara araba falan satmıyorum. Sen çok olmaya başladın. Hemen arabanın anahtarını ver, parasını da ödemiyorum. Efendim ne olur yapmayın, ateş etmeyin bana, tamam. Şöyle yola gel ya. Allah Allah, silah çıkartmadan önce niye böyle davranmıyorsun? Neyse. Arda hazır mısın kardeşim? Basıyorum gaza. Rüzgar hadi oğlum, çabuk ol, polisler gelmeden kaçalım. Hayır olamaz canım, arabam, arabamı geri getirin, olamaz, hayır. Alo iyi günler, polis mi? Arabamız çalındı, çabuk yardım edin.
Tamamdır efendim, merak etmeyin, arabanızı çalan hırsızları yakalayacağız. Eyvah Arda, şuraya bak, yolu kapatmışlar oğlum, ne yapacağız? Allah kahretsin, ne demek yolu kapatmışlar, yakalandık mı şimdi biz? Bunlar Arda'yla Rüzgar değil mi ya? Arda, Rüzgar, ellerinizi havaya kaldırın, tutuklusunuz. Yolun sonuna geldik galiba Arda, mafyalık serüvenimiz sona erdi. Arda ve Rüzgar, mafya olduğunuz için sizi tutukluyorum. Ellerinizi yukarı kaldırın ve arabadan inin. Hayır ya, bu kadar çabuk yakalanmamalıydık. Ne yapacağız biz şimdi? Keşke hiç mafya olmasaydık ya. Mafya olmak çok kötü bir şey. Sakın mafya olmayın. Of ya, bu banka işleri de beni çok yormaya başladı son zamanlarda. Böyle de olmaz ki yani. Her gün bir araba dolusu para taşıyorum. Çok yorucu bir meslek. Benim artık bu mesleği bırakmam lazım. Kendime yeni bir iş bulacağım. Aşkım, saçmalama. Neden bırakıyorsun bankacılığı? Nasıl para kazanacağız? Yeter artık yani Barbie. Ben de insanım ya. Her gün bu kadar para taşınmaz ki. Babacığım, peki ne iş yapacaksın? Ben artık bankacılığı bırakıyorum. Mafya olmaya karar verdim. Aynen öyle. Hem bu kadar para taşımak zorunda kalmam. Adamlarım benim yerime taşırlar. Vay be babacığım, mafya mı oluyorsun? Yaşasın be. Benim babam artık mafya. Canım ailem, ben işe gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz aşkım. Bol kazançlar. Görüşürüz babacığım. Bol bol çalış, para kazan. Hayırlı işler. Hadi canım ailem, ben işe gidiyorum. Bugün yeni işim de ilk günüm. Güle güle aşkım. Güle güle babacığım. Bol bol insan vur. Saçmalama oğlum ya. İnsanları durduk yere vuramam ki. Ama kaşınan olursa biliyorsun. Canım babam be. Hadi görüşürüz. Bugün mafyalıkta ilk günüm. Gideyim de biraz haraç toplayayım. Vay be, şuradaki gözlükler çok güzelmiş. Kendime bir gözlük mü alsam acaba? Şunlara bak ya. İşte şimdi bu dükkana gidip haraç keseceğim. Böyle böyle zengin olacağım işte. Hoş geldiniz efendim, ne alırsınız? Bana bak koçum, benim adım Zengin. Ben bu şehrin mafyasıyım. Bundan sonra bana düzenli olarak haraç vereceksiniz. Ne haraç mı? Hayır. Ne demek hayır? Sen bana para vereceksin, ben de burayı koruyacağım, anladın mı? Hayır, ben para falan vermem kimseye. Demek para vermezsen, şimdi bir daha düşün bakalım. Dur abi dur, ne olur ateş etme, tamam vereceğim parayı, dur. Aferin aferin, ben de böyle düşünmüştüm. Boşalt bakalım kasayı. Oha Zengin, ne yapıyorsun sen ya, sen ne yapıyorsun? Ha, fakir, sen ne yapıyorsun burada, sen bu işe karışma. Zengin ne yapıyorsun ya, mafya mı oldun sen, neden milletin parasını alıyorsun, neden? Bana bak, benim işime burnunu sokma dedim, yoksa seni de soyarım, anladın mı? Ayıp sana be, ayıp, yazıklar olsun, püh. Ver bakalım şu paraları şöyle, bana düzenli olarak haraç vereceksin, sakın unutma, tamam mı? Neyse gideyim ben artık. Bu ne ya, mafyalar sardı şehrimizi, tüm paramı aldılar. Merak etme sen, ben senin paranı geri alacağım, merak etme. Ne olur bana yardım edin, çok fakirim, karnım çok acıktı, ne olur yardım edin. Ulan oradaki bücür ne yapıyor öyle, sen ne yapıyorsun burada ufaklık? Abi benim annem de yok, babam da yok, dilencilik yapıyorum, çok karnım acıktı, ne olur paya vereyim misin? Demek dilencilik yapıyorsan, bana bak ufaklık, ben bu şehrin mafyasıyım, yani bu şehir benim sayılır. Ne güzel abi, o zaman bana biraz paya vereyim misin, sen zengine benziyorsun. Bundan sonra dilenerek kazandığın paraları bana vereceksin, anladın mı? Ama abi ben de yiyip içeceğim o zaman. Orası beni ilgilendirmez, benim şehrimde dileniyorsan kazandığın paraları da bana vereceksin. Hayır ya, of ya. Hiç boşuna ağlayıp zırlama. Biraz sonra yine geleceğim. Kazandığım paralara el koyuyorum. Hadi bakalım. Abi ne olur payalayım alma. Ben onlarla kendime yemek alacaktım ya. Of. Çok konuşma bücür. Hadi bakalım. Dilenmeye devam et. Ulan Zengin. Ulan Zengin. Masum insanların parasını alıyorsun. Çok kötü birisin. Çok. Ama göreceksin. Durduracağım seni Zengin. Durduracağım. Ben de mafya olacağım. Mafya olup sana savaş açacağım. Oh be. Bir çanta dolusu para topladım. Kısa günün kârı. Hey Zengin. Dur bakalım orada. Dur bakalım. Fakir. Bana bak Zengin. Utanmıyor musun masum insanların parasını çalmaya? He? Sana ne ulan? Milletin bekçisi misin sen? Allah Allah. Aynen öyle Zengin. Milletin bekçisiyim ben. Ben de artık mafya oldum. Ne? Mafya mı oldun? Bak fakir, sinirlerimi bozmaya başladın. Karşıma çıkma sakın. Artık rahat rahat milletin parasını alamayacaksın Zengin. Tamam mı? Bana bak fakir, büyük bir yanlış yapıyorsan sakın karşıma çıkayım deme. Anladın mı? Bana bak Zengin, durduracağım seni. Milletin parasını çalmana izin vermeyeceğim. Anladın mı? Sen çok olmaya başladın. Gel bakayım sen buraya. Seni mahvedeceğim. Sakın karşıma çıkma.
anladın mı? Bu şehrin tek mafyası benim. Aa! Hadi be oradan, masum insanların parasını çalıyorsun. Mahvedeceğim seni, mahvedeceğim. Gel buraya. Al yumruklarımı, öleceksin. Bana bak fakir, bu iş burada bitmedi, tamam mı? Benim karşıma çıktın, artık sen benim düşmanımsın. Madem öyle, hodri meydan ver hocam. Göstereceğim sana hodri meydanı. Ben senden daha iyi bir mafyayım. Hadi be oradan, masum insanların parasını alıyorsun. Yazıklar olsun sana be, yazıklar olsun. Sana ne ulan, sana ne? Neyse, görüşeceğiz seninle biz, görüşeceğiz. Sabah olduğuna göre işimizin başına dönebiliriz. Selamın aleyküm. Yine mi sen? Al işte, tüm param burada. Aferin aferin, öğreniyorsun sen bu işe. Of ya, bıktım artık bundan, tüm paramı aldı. Merhabalar merhabalar, kolay gelsin. Yine mi mafya? Hayır, hiç param kalmadı, hepsini zengin aldı. Hayır hayır, merak etme, paranı almaya gelmedim, paranı geri vermeye geldim. Ne, vay canına, hayatımda ilk kez iyi bir mafya gördüm. Al bakalım sen şu parayı, bugünlük dükkanını erken kapat, hadi bakalım. Vay canına, çok sağ olun, teşekkür ederim. Evet Bücer, bugün kaç para topladın bakalım he? Abi ne oluyor, bugünlük payımı alma, kaynım çok acıktı, açlıktan öleceğim. Çok konuşma dedim sana, ver şu paraları bakayım, daha fazla dilen daha çok para kazan, tamam mı? Bıktım bu adamdan, tüm paramı alıyor, kaynım aç, iki günlük hiçbir şey yemedim. Dur bakalım ufaklık, ağlama ya, ağlama dur. Nasıl ağlamayayım abi, bir tane mafya geldi, tüm payımı aldı, kaynım çok acıktı. Olsun, boş ver sen onu, al bakalım sen şu paraları, güzelce karnını doyur, tamam mı? Vay canına, bu paralar benim mi? Çok teşekkür ederim abi, iki gündür yemek yememiştim. Merak etme, ben olduğum sürece kimse sana zarar veremez, tamam mı? Tamam abi, senin gibi iyi insanlar iyi ki varlar. Bugün çok soygun yaptık ya, karnım çok acıktı, biraz yemek yiyeyim. Şuradan biraz hamburger yiyeyim de karnım doysun ya. Arkadaşlar bir dakika, şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım, annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edelim. Merhabalar efendim, hoş geldiniz, nasıl yardımcı olabilirim? Ben çok acıktım, o yüzden bana en pahalısından 5 tane hamburger ver. Tabii efendim, en pahalısından 5 tane hamburgeriniz geliyor, oturun siz. Tamamdır, siparişlerim çabuk gelsin çünkü çok açım. Tabii ki efendim, hemen geliyor siparişleriniz. Bekletiyorum sizi hemen. Şöyle getirelim. 1, 2, 3, 4 ve 5 hamburgeriniz hazır. Of be, kurt gibi acıkmıştım. Çok güzel görünüyor bu hamburgerler. Hepsini yiyeceğim şimdi. Of, hemen başlayayım. Nom nom nom. Nom nom nom. Nom nom nom. Nom nom nom. Aaaa. Vay canına efendim, gerçekten de çok acıkmış olmalısınız. Aynen öyle, çok acıkmıştım. Neyse ki karnım doydu. Hadi iyi günler, kolay gelsin. Hayır efendim durun, hamburgerlerin parasını ödemediniz. Ne parası be, ben paramı öderim, ben mafyayım, hadi görüşürüz. Hayır ya, olamaz, onlar en pahalı hamburgerlerdi, şimdi maaşımdan kesecek patron. Hayır. Maaşımdan kesilecek o paralar, o paraya çok ihtiyacım vardı. Arkadaşım dur bakalım, neden ağlıyorsun ya, dur dur ağlama. Adamın biri hamburgerleri yedi, parasını ödemedi, şimdi patron maaşımdan kesecek benim. Dur ya, Allah Allah, ağlama, al bakalım bu paraları, bu paralarla maaşını ödersin. Vay canına, gerçekten mi, siz benim gördüğüm en ama en merhametli insansınız. Ne demek ya, ne demek, al bakalım, hadi bakalım. Bu fakir çok olmaya başladı, sürekli işlerime çomak sokuyor, ben ona gösteririm. Alo Kerem komiser, hemen McDonald's'ın önüne gel, fakir mafya olmuş, sürekli insanların paralarını çalıyor. Ne saçmalama zengin ya, fakir böyle bir şey yapmaz, Allah Allah. Bal gibi de yapıyor Kerem komiser, fakirin elinde silah bile var, inanmıyorsan gel kendin gör. Demek elinde silah var öyle mi, tamamdır zengin, birazdan oradayım. Zengin, doğru gördüğüne emin misin? Fakir mafya mı oldu? Aynen öyle Kerem komiser, şu anda dükkanın içinde elinde silah var. Herkese kötülük yapıyor diyorum ya. Allah Allah ya, fakir böyle şeyler yapmaz aslında. Yapıyor işte yapıyor, elinde silah bile var, göreceksin şimdi, kötülük yapıyor fakir. Çok teşekkür ederim fakir abi, iyi ki varsın. Sen olmasaydın çok kötü zamanlar geçirecektim. Ne demek ya, Allah Allah, lafı mı olur? Ben iyilik yapmayı çok severim. Hadi görüşürüz, gidiyorum. Vay be, ne kadar da
iyi bir insan. Çıkardı cebinden verdi parayı. İşte Kerem komiser çıkıyor fakir. Tutukla onu. Oh be, yine zenginin yaptığı kötülükleri temizledik. He, ne oluyor? Gördün mü Kerem komiser, fakirin elinde silah var. O çok kötü birisi. Tutukla onu. Fakir, hemen elindeki silahı yere bırak. Tutuklusun. Kerem komiser, ne oluyor ya? Ne oluyor? Allah Allah. Hakkında ihbar var fakir. Sürekli mafyacılık yapıp silahla insanları gasp ediyormuşsun. Hayır ya, ben öyle bir şey yapmadım. Ben insanlara yardım ettim. Yalan söylüyor Kerem komiser, yardım falan etmedi. Elinde silah var işte, görmüyor musunuz? Zengin doğru söylüyor fakir. Sen silahla soygun yapmışsın belli ki. Seni tutukluyorum. Hayır ya, ben kötü birisi değilim. Ben onlara yardım ettim. Arkadaşlar, ne olur yorumları yazın. Hiç boşuna kıvranma. Hapsi boylayacaksın fakir. Arkadaşlar, herkes yorumlara yazsın. Ben iyi birisiyim. Soygun falan yapmadım. Hadi bir oradan basbayağı suçlusun sen işte. Elinde silahın var. Arkadaşlar, inanmıyorlar bana. Herkes yorumlara fakir suçsuz yazsın. Ne olur. Böylelikle artık işlerime burnunu sokamayacaksın fakir. Hayır ya, olamaz. Suçsuz yere tutuklandım. Of ya. Bay bay fakir. Kurtuldum artık senden. Of ya, ne yapacağım ben şimdi burada ya? Suçsuzum ben. Kerem komiser, çıkardın beni. Suçsuzum. Oh. Fakir. Canım ailem, durun ya, ağlamayın, beni de ağlatacaksınız. Çekeceğim buradan, göreceksiniz. Babacığım. Merak etmeyin, çıkacağım buradan. Çıktığımda zenginden intikamımı alacağım. Of anne ya, bıktım artık çürümüş et yemekten. Çürümüş et yemek istemiyorum. Gerçek bir lezzetli et yemek istiyorum. Arda oğlum, o kadar paramız yok bizim. Paramız buna yetiyor. Bıktım artık ya, bıktım bu fakirlikten. Neden fakirsiniz ki siz? Çalışsaydınız, para kazansaydınız. Allah Allah ya. Şuna bak şuna, dili de pabuç gibi olmuş. Defol git yeme yeme, kalk sofradan. Yemiyorum zaten ya, yemiyorum. Köpeklere versen o bile yemez bu eti yani. Gidiyorum ben buradan. Defol git, gözüm görmesin seni, defol. Allah'ım ya, istenmediğim yerde durmam. Gidiyorum işte. Of ya of, bıktım bu fakirlikten. Ne yapacağım ben şimdi? Evden de kovuldum. Ne yapacağım ben ya, ne yapacağım? Ha, eyvah, yağmur da başladı. Hemen bir yere sığınmam lazım, yoksa ıslanacağım. Of ya of, ıslanıyorum. Ne yapacağım ben, ne yapacağım? Ha, işte şu evin bahçesine sığınayım. Tamam der, buraya yağmur gelmiyor. Yağmur dinene kadar burada kalırım. Eyvah, olamaz, köpeği varmış bu bahçenin. Ne yapacağım ben şimdi, ne yapacağım? He, ulan bu köpek neye havlıyor yine? Gidip bir bakayım şuna. He, ne oluyor burada ya? Ulan sen ne kimsin pis bücür? Abi, çok yağmur yağdığı için evinizin gölgesine sığındım. Lütfen yağmur yağana kadar burada kalayım. He, seni velet seni. Benim köpeğimi havlatan sensin demek. Hayır, gerçekten kötü bir niyetim yoktu. Yağmur yağdığı için buraya sığındım, yemin ederim. Seni bücür seni. Benim bahçeme nasıl izinsiz girersin he? Şimdi seni mahvedeceğim, gel buraya. Al bakalım, sen bu dayağı hak ettin. Daha da sakın bahçeme izinsiz girme, tamam mı? Aa, ne kadar kötü birisin ya, neden vuruyorsun bana? Ben kötü bir şey yapmadım ki, sadece yağmurdan kaçıyordum. Beni ilgilendirmez pis fakir, defol git şimdi buradan. Tamam be tamam, gidiyorum. Allah Allah ya, bahçene kalmadım. Of ya, hem yağmurda kaldım hem de karnım çok acıktı. Gidip yiyecek bir şeyler bulayım en iyisi. Şuradaki marketten yiyecek bir şeyler isteyeyim, belki bana verir yani, değil mi? Hoş geldiniz, ne alırsınız? Abicim, yanlış anlama, dilenci değilim. Karnım çok acıktı, sokaklarda kalıyorum. Bir parça ekmek verir misiniz lütfen? Ne? Ulan seni pis dilenci. Burası hayır kurumu mu lan he? Abi hayır, yanlış anladım. Ben dilenci değilim, sadece yardım istedim. Ulan benim senin gibi bücürleri edecek yardımım yok, anladın mı? Defol dükkanımdan, defol. Of ya, ne istedim? Canınızı mı istedim? Sadece küçük bir parça ekmek istedim. Sokaklarda kalıyorum, lütfen bana yardım edin. Ulan seni hergele, defol diyorum, anlamıyor musun? Çık dükkanımdan, çık. Of ya, göreceksiniz siz. Bir gün çok zengin olacağım. Buradaki tüm dükkanları satın alacağım. Göreceksiniz. Böyle de bak ya, dükkanları satın alacakmış. Defol git, daha yiyecek ekmeğin bile yok. Aa, şuradaki Arda değil mi ya? Nereye gidiyor öyle? Arda, buraya gel Arda.
Nereye gidiyor bu Arda böyle ya? Arda oğlum buradayım. Buraya baksana. Arda nereye gidiyorsun? Buradayım. Rüzgar bekle geliyorum kardeşim. Arda nereye gidiyorsun oğlum böyle? Ne olmuş sana ya? Çok üzgün görünüyorsun. Sorma Rüzgar ya. Evden atıldım. Annem beni evden kovdu. Bir gündür sokaklarda yaşıyorum ya. Çok zor zamanlar geçirdim. Kardeşim niye bana söylemedin ya? Bize gelirdin. Allah Allah. Rüzgar oğlum bizim çok güçlü olmamız lazım. Çok zengin olmamız lazım. Acilen bir şeyler yapalım. Benim aklımda bir fikir var aslında Arda. Mafya olabiliriz. Ne? Mafya mı olacağız? Nasıl olacak o peki? Çok basit oğlum. İki tane silah alırız, belimize koyarız. Ondan sonra kimse bize karşı gelemez. Doğru söylüyorsun aslında. Hadi mafya olalım. Herkese gücümü göstermek istiyorum. Tamam tamam merak etme. Bugüne kadar bizi ezik gören, kötü gören kim varsa hesabını soracağız. Aynen öyle. İntikamımızı alalım herkesten. Hadi yürü. Tamamdır. Bundan sonra karşımıza kimse çıkamaz. Hadi bakalım. Yüreği yeten varsa çıksın karşımıza. Değil mi Rüzgar? Aynen öyle. Benim adım Mafya Rüzgar. Ben adamı keserim. Bundan sonra bize artistlik yapan herkesten intikamımızı alacağız. Hadi atlayalım arabaya. Evet efendim. Ben sizin özel şoförünüzüm. Nereye gitmek istersiniz? İlk önce bana artistlik yapan market sahibinden intikamımı alacağım. Oraya sür. Aynen öyle. Markete sür. Tabii efendim. Hemen gidiyoruz. Tamamdır. İşte burası. Şu ileride dur bakalım. Tamamdır. Sen bizi burada bekle. Marketçinin hesabını kesip hemen geliyoruz. Tamamdır patron. Bekliyorum sizi. Bakalım beni karşısında görünce ne tepki verecek o? Siz de kimsiniz böyle? Beni hatırladın mı? Ben fakirken, sokakta kalıyorken senden yardım istemiştim. Sen de bana yardım etmeyip dükkanından kovmuştun beni. Evet şu çocuk. Vay canına ne kadar da büyümüşsün sen. Bu yaptığının hesabını er ya da geç ödeteceğim demiştim sana. İşte şimdi karşındayım. Ne yapacaksın bakalım? Gerçekten çok pişmanım. Ne olur bana zarar vermeyin. Ne olur çok pişmanım. Son pişmanlık fayda etmez. Son gülen iyi güler demişler. Şimdi bu dükkanı satın alıyorum. Hayır bu dükkan benim geçim teknem. Ne olur satın almayın burayı. Burayı satın aldım ve seni işten kovuyorum. Defol buradan. Hayır olamaz. Sana defol diyorum. Burası artık benim. Seni kovuyorum işten. Defol. Hayır olamaz olamaz. İşte bu. Zamanında bize yamuk yapan herkesten intikamımı alacağım. Herkesten. Burası tamam Arda. Hadi gidelim. Sür bakalım şoför. Gidiyoruz. Hadi çabuk. İşte ben küçükken beni döven, zarar veren adamın evi burası. Şimdi ondan da intikamımı alacağım. Görecek o gününü. Beni dövmek neymiş görecek. Herkesten hesabını tek tek soracağım. Gel buraya. Aç bakalım şu kapıyı. Aç bakalım. Aç diyorum aç. Kardeşim niye kapımı çalıyorsunuz? He? Beni hatırladın mı? Yağmurlu bir günde senden yardım istemiştim. Ama sen bana yardım etmemiştin. Üstüne bir de beni sopanla dövmüştün. Evet hatırladım. Sen o salak çocuksun. Bak ben artık büyüdüm. Zengin oldum. Çok güçlü oldum. Şimdi de senden hesabını sormaya geldim. Ben çok pişmanım. Gerçekten özür dilerim. Aklın başına yeni mi geldi ha? Yeni mi geldi? Senden sadece yardım istemiştim. Ama sen beni dövmüştün. Gerçekten çok pişmanım. Ne olur bana zarar vermeyin. Hadi be oradan artık çok geç. Bunun hesabını ödeyeceksin. Al bakalım. Pew 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 pew. Hayır olamaz vuruldum. Tamamdır Rüzgar. Buradaki işimiz de bitti. Buradan da gidebiliriz. Tamamdır Arda. Bugüne kadar sana artistlik yapan herkesten intikamını aldık kardeşim. Aynen öyle Rüzgar. İyi ki varsın kardeşim. Sen olmasaydın yapamazdım. Ne demek ya artık yapacak işimiz kalmadı. Bari okula gidelim biz de. Aynen aynen hem arkadaşlarımızı görürüz. Vay ulan oğlum gelenlere bakın oradan. Arda'yla Rüzgar geliyor ya. Merhaba arkadaşlar ne yapıyorsunuz bakalım ya iyi misiniz? Yardım edin bize lütfen Arda Rüzgar. Durun ya arkadaşlar ağlamayın ne oluyor anlatsanıza. Kardeşim Baydi bize sürekli kötü davranıyor. Bizi sürekli dövüyor. Evet Baydi bize sürekli kötü davrandı. Bizi dövdü. Suçsuz yere bizi sınıftan kovdu. Vay 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 bak sen şu Baldi'ye ya çok olmaya başladı bu Baldi. Valla aynen öyle kardeşim ya bize durduk yere 0 puan verdi ya bize sınıftan kovdu. Bilinin artık bu Baldi'ye dur demesi lazım yani. Arda Rüzgar lütfen bu işi çözseniz siz çözersiniz. Merak etmeyin arkadaşlar kimse sizi okuldan atamaz. Şimdi Baldi ile konuşsa sizi sınıfa geri aldıracağız. Gerçekten mi kardeşim yapay mısınız bana? Tabi yaparız ya neden yapmayalım? O Baldi'ye gününü göstereceğiz şimdi. Yürü gidelim Arda. Siz burada bekleyin arkadaşlar. Baldi birazdan hepinizden özür dileyecek tamam mı? Geliyoruz biz.
Umarım Balli bizi okula geri alır. Yoksa babam çok kızacak. Bana bak Balli, sen çok olmaya başladın. Gel bakayım sen buraya. Sizi sersem çocuklar, kapıyı çalmadan nasıl girersiniz ha, nasıl? Balli sen çok olmaya başladın. Çocukları durduk yere sınıftan atmışsın. İstediğimi yaparım. Size mi soracağım bücürler? Bu okulun öğretmeni benim. Bana bak Balli, seni düzgünce uyarıyorum. O çocuklardan özür dileyeceksin, tamam mı? Bir daha da onları dövmeyeceksin. Aynen öyle. Yok ya, hadi oradan, ben size mi soracağım lan, size mi soracağım pis bücürler? Aynen öyle, bize soracaksın. Silah mı? Evladım durun, ateş etmeyin. Teslim oluyorum, teslim oluyorum. Aferin aferin, şimdi gidip o çocuklardan özür dileyeceksin, anladın mı? Düş önümüze. Tamam çocuklar, tamam, ne olur sinirlenmeyin. Özür dileyeceğim hepsinden, özür dileyeceğim. Hadi bakalım Balde, dile özürünü, bekliyoruz. Çocuklar ne olur beni affedin, sizi sınıftan kovmuyorum, geri alıyorum çocuklar. Vay valla sağ olun öğretmenim ya, sanki siz biraz raya takmışsınız ya. Ay evet, bizi suçsuz yere sınıftan atmıştınız. Merak etmeyin çocuklar, geri alıyorum sizi, geri alıyorum, hadi sınıfınıza. Ha şöyle, aferin. Arda, Rüzgar çok sağ olun, siz olmasaydınız bizi asla geri almazdı. Neyse arkadaşlar, yemekhaneye gidelim, yürüyün. Şimdi bana bakın bizimler, o yemekleri bana vereceksiniz, anladınız mı? Hayır ya, vermiyoruz, bunlar bizim yemeklerimiz, kimseye vermeyiz. O yemekleri bana vermezseniz sizi döveceğim, anladınız mı? Hayır, bunlar bizim yemeklerimiz, alma yemeklerimizi ya, git başımızdan git. O yemekleri bana vereceksiniz, ben de onları yiyeceğim. Ha, ne oluyor orada ya, koca adam, buraya bak bakalım. Ha, siz de kimsiniz, siz bu işe karışmayın. Ayda kardeşim, yardım et bize, bu koca adam yemeklerimizi çaymaya çalışıyor. Bana bak, hemen o çocukları rahat bırakacaksın, anladın mı? Yok ya, bırakmazsam ne olur ha? Bırakmazsan o koca göbeğinde bir delik açmak zorunda kalırım, anladın mı beni? Aynen öyle, şimdi uzaklaş buradan çabuk. Sizinle işim bitmedi, sizle daha sonra görüşeceğim. Arda, Rüzgar sağ olun, yine kurtardınız bizi, çok iyisiniz, kahramanımsınız. Hadi bakalım canım ailem, ateşin yanına yaklaşın, ısının iyice, tamam mı? Babacım ısınmasına ısındık da ben korkuyorum ya, ya kurtlar gelirse, domuzlar gelirse? Ay evet fakir, ben de çok korkuyorum aşkım, sokaklarda yaşamaktan dolayı çok korkuyorum. Yapacak bir şey yok canım ailem ya, ne yapalım, paramız ancak buraya yetiyor, burada yaşayacağız. Babacım neredeyse bir aydır duş almıyorum, yani çok kötü kokmaya başladım. Ay evet fakir, ne yapacağız biz böyle, bu fakirlikte ölüp gideceğiz. Merak etmeyin canım ailem ya, bir gün bizim de çok güzel bir evimiz olur, arabamız olur, merak etmeyin. Arkadaşlar bir dakika, ne olur kanalımıza abone olun, çok açım ya, çok fakirim, abone olup like atın, bana yardım edin lütfen arkadaşlar, lütfen yalvarırım. Bir abone olun, bir de like atın, çok görmeyin ya, ne olur. Umarım babacım ya, tüm arkadaşlarım dalga geçiyorlar benimle, fakir diyorlar, çadırda kalıyorsunuz diye dalga geçiyorlar. Merak etmeyin canım ailem, söz veriyorum, bir gün bizim de evimiz olacak, merak etmeyin siz, tamam mı? Eyvah babacım, olamaz, yağmur başladı ya, ıslanıyoruz. Eyvah aşkım, ateşimiz de söndü yağmurdan, ne yapacağız şimdi biz? Hadi bakalım canım ailem, çadıra giriyoruz, yürüyün, ıslanıyoruz, çabuk. Of ya of, nefret ediyorum yağmurdan, nefret ediyorum. Öyle deme oğlum ya, ne güzel işte, bedavadan duş alıyoruz, temizleniyoruz, oh mis gibi. Of babacım ya, ben odama gidiyorum. Hadi bakalım canım ailem, herkese iyi uykular, tamam mı? Yarın sabah iş var, hadi. Allah'ım yarabbim ya, bana yine yer bırakmamışsınız. Küçücük çadır, nereye sığacaksam. Açılın şöyle ya, kayın biraz, hadi. Gel oğlum gel, dışarıda kalma, ıslanma, gel oğlum. Hoppe, uyanın canım ailem. Sabah oldu ya, sabah oldu, uyanın. Günaydın aşkım. Günaydın günaydın canım ailem, hadi hemen bir an önce işe başlayalım. Aynen öyle, hadi bakalım, hepimiz dilencilik yapacağız, akşama kadar para toplayacağız, hadi. Ne olur yardım edin, Allah verdiğinizi tuttuğunuzu altın etsin, ne olur ne olur yardım edin. Yardım edin bize, çok açız, evimiz bile yok, karnımız çok aç, ne olur bu garibanlara yardım edin. Ha, ulan ne oluyor burada, ulan siz ne yapıyorsunuz ha? Allah Allah ya, ne oluyor zengin, neden gülüyorsun ya, hayret bir şey. Ulan şunlara bak ya, ailecek dileniyorlar, oğlum hiç utanmıyor musunuz lan dilenirken ha, utanmıyor musunuz?
Neden utanacakmışız lan? Neden utanacakmışız? Şerefimizle para kazanmaya çalışıyoruz. Çok açız. Ne olmuş? Evet zengin. Para veriyorsan ver. Vermiyorsan git buradan. Şunlara bak ya. Alın ulan Allah'ın fakirlere. Aç karnınızı doyurun bu parayla. Vay canına. Şuna bak. Tamı tamına 10 lira. Ulan şu bücüre bak. 10 lirayı görünce gözleri nasıl da fal taşı gibi açıldı. Vay canına. 10 lira. Ver onu bana lütfen. Ver onu. Al ulan al. Pis fakir. Gözleri nasıl da açırdı ya. Al da pis karnını doyur. Vay canına. Tamı tamına 10 lira. Bu para benim mi zengin abi? Aynen, o parayı sana verdim. İstediğin gibi harca. Benim için çerez parası. Gel vatandaş gel. Kazı kazan oyna, büyük ikramiyeyi kazan. Belki de şanslıysanız zengin bile olabilirsiniz. Kazı kazan mı? Eğer şanslıysam zengin bile olabilirim. Hemen bu parayla kazı kazan oynayacağım. Böyle şeylere inanma oğlum. Onlar para tuzağı. Gerçekten kandırıyorlar seni. Hayır, kimseyi kandırmıyoruz. Kazı kazan oynuyorsunuz. Eğer kazıdığınızda ikramiye çıkarsa zengin olursunuz. İşte abi, param burada. Bir tane kazı kazan oynamak istiyorum. Vay ufaklık, demek kazı kazan oynayacaksın. Oyna bakalım, şanslıysan zengin olursun. Vay be, işte biletim burada. Eğer şanslıysam büyük ikramiye bana çıkacak, zengin olacağım. Ya salak mısınız siz? İnanmayın böyle şeylere ya. Para tuzağı bunlar, para tuzağı. Arda oğlum, hadi oğlum, kazan oğlum. Kazı bakalım ne çıkacak. Evet, zengin de olabilirsiniz, bok da çıkabilir yani. Umarım güzel bir şey çıkar ya. Hadi kazıyorum. İşte kazıdım abi. Bu çıktı bana. Bu ne demek şimdi? Ne yazıyor burada? Vay canına, gözlerime inanamıyorum. Büyük ikramiyeyi kazandınız beyefendi. Artık bu zamandan sonra zenginsiniz. Ne, nasıl yani? Büyük ikramiye mi çıktı bana? Ne yazıyor burada? 73.536.160 lira. İkramiye kazandım. Yaşasın be, yaşasın. Bize çıktı. Zengin olduk, zengin. Evet beyefendi, çok şanslısınız. Artık zenginsiniz. Oley be oley, artık dilencilik yapmak zorunda değil, zengin olduk. Nasıl olur ya, büyük ikramiye mi çıktı? Hayır, nasıl olur? Yaşasın. Yaşasın be yaşasın, büyük ikramiye bize çıktı, zenginiz artık, zenginiz, oley. Nasıl olur ya, nasıl olur? Gerçek miydi bunlar? Benim paramla zengin oldular. Zengin amcanın verdiği 10 lirayla bunu oynadım. Zengin oldum. Sağ ol zengin amca ya. Evet zengin ya. Senin paranla zengin olduk. Sağ ol. Saçmalamayın. O benim paramda. Benim paramla aldınız onu. Yani büyük ikramiye benim olmalı. Ne oldu zengin amca? Az önce dalga geçiyordun bizle. Şimdi büyük ikramiyeyi kazanınca paran değerli mi oldu? Bana bakın. O 10 lirayı sana ben verdim. Parayı vermeseydim sen de onu almayacaktın ve zengin olmayacaktın. Ne yapalım? Vermeseydin o zaman. Allah Allah, bak artık zenginim ben. Bana bakın, o para benim hakkım, tamam mı? Bana vereceğiniz onu, bana vereceğiniz. Hadi be oradan, o para bizim hakkımız. Hadi oğlum gidelim buradan, yürü. Çok sinirlendim. Göreceksiniz siz. Bunun intikamını alacağım sizden. Ya zengin amca, biz artık çok zenginiz. Hatta senden bile 10 kat daha zenginiz. Senin gibi fakirlerle takılmıyoruz. Hadi gidelim babacığım. Hadi oğlum yürü bakalım. Gidelim artık. Zengin olduk biz, zengin. Göstereceğim size. Benim sayemde zengin oldular. Bana hava atıyorlar. Bunun hesabını ödeyeceksiniz, tamam mı? Vay be babacığım. Sonunda hayallerimiz gerçek oldu. Şu çok güzel harika ayakkabılarıma bak. Gözlüklerime bak. Artık biz zenginiz. Aynen öyle canım ailem. Artık kadar yüzümüze güldü. Biz de artık zengin olduk. Oh be, sonunda o kötü çadırdan kurtulduk. Aynen öyle canım ailem. Burası bizim yeni evimiz. Hadi bakalım evimize girelim. Vay be babacığım, bu ev harika görünüyor. Bu ev bizim mi yani? Yaşasın. Ulan fakir, ulan fakir. Göstereceğim ben sana. Benim paramla zengin oldunuz. Hepsinin intikamını alacağım sizden, göreceksiniz. Ne oldu zengin? Kıskandın galiba. Kıskandın mı? Kıskananlar çatlasın. Hadi be oradan, ne kıskanacağım sizi? Ben hala sizden daha zenginim. Aynen öyle yani. İki kuruş paranız oldu diye havalanmayın. Biz sizden daha zenginiz. Hadi be oradan, güleyim de boşa gitmesin. Bizim çok fazla paramız var. Büyük ikramiye kazandık, tamam mı? Aynen öyle ya. Benim şu gözlüklerime, ayakkabılarıma bak. Baksana ezik rüzgar. Hadi be oradan, ayakkabınla hava atma. Bak bizim çok güzel arabamız var. Bak gördün mü, çok güzel bizim arabamız. Sizin arabanız var mı? Bakıyorum da sizin arabanız yok yani. Biz sizden daha zenginiz. Babacım doğru söylüyorlar, bizim arabamız yok, hemen gidip bir araba alalım. Evet oğlum ya, zenginlerin altında kalamayız. Yürü bakalım yeni bir araba alalım hadi.
Vay vay vay, fakir bey hoş geldiniz efendim araba galerimize. Hoş bulduk, hoş bulduk. Araba alacaktık biz, yardımcı olun lütfen. Aynen öyle, buradaki en lüks, en pahalı arabayı satın almak istiyoruz. Vay canına, demek en pahalı arabayı istiyorsunuz öyle mi? Hemen göstereyim. En pahalı arabamız bu mavi araba, tamı tamına 2 milyon dolar. 2 milyon mu? Vay canına, çok ucuzmuş ya, bedava alıyoruz. Ne, 2 milyon dolara bedava mı dediniz? Hayırlı uğurlu olsun. Bir tane de kendime alayım değil mi babacığım? Bir tane daha istiyoruz. Vay canına, ne kadar zengin bir aile. Şurada gördüğünüz arabada tam olarak 3 milyon dolar. 3 milyon dolar mı? Çerez parasıymış ya, hemen alıyoruz. Vay be, sattım gitti, hayırlı uğurlu olsun. Tamamdır, şuradaki uçak da çok güzelmiş. Bu uçağın fiyatı ne kadar acaba? Evet efendim, o çok pahalı bir uçaktır. Tamı tamına 15 milyon dolar. 15 milyon dolar mı? Çok ucuzmuş ya. Tamamdır, ondan da bir tane alalım. Vay canına, şunlara bak ya. Peynir ekmek alır gibi araba uçak alıyorlar. Beyefendi, şuradaki tankın fiyatı ne kadar? Fakir bey, bu tankımızın fiyatı tam olarak 30 milyon dolar. Savaş tankı. 30 milyon mu? Vay canına, çok ucuz ya. Neden bu kadar ucuz? Tamamdır, tankı da alıyorum. Aman yarabbi, isterseniz tüm dükkanı size satabilirim. Tamamdır, tüm dükkanı alıyoruz. Ne kadar? Dükkanın fiyatı tam olarak 155 milyon dolar. Benim bir öğünlük yemek param bu. Tamamdır, satın aldık burayı. Vay canına, zengin oldum. Hayırlı uğurlu olsun. Tamamdır babacığım, tüm arabalarımızı evimin önüne koyduk. Zengin amca bu arabaları gördüğünde kafayı yiyecek resmen ya. Kıskançlıktan çatlayacak da patlayacak. Gözlerime inanamıyorum. Bu ne böyle fakir? Bunların hepsi sizin mi? Evet zengin, hepsi bizim. Nasıl ama, beğendin mi? Gözlerime inanamıyorum. Bunlar çok pahalı. Şu arabalara bak ya. Bunları alacak parayı nereden buldunuz? Biz sana söylemiştik zengin amca. Bizde para çok ya. Ama nasıl olur, uçak bile almışlar baba, şunlara bak. Gitmişler koskocaman uçak almışlar. Ne kadar zenginler ya, of. Gözlerime inanamıyorum, tank bile almışlar. Tank alacak parayı nereden buldunuz ya, of. Ne oldu zengin, kıskandın galiba, kıskandın. Babacığım, sanırım artık fakirler bizden daha zengin oldu. Biz fakir kaldık onların yanında. Aynen öyle, biz bile onların yanında fakir kaldık. Ne yapacağız biz? İşte zamanında bizimle dalga geçiyordunuz. Ne oldu? Bakın, sizden daha zengin olduk. Gördünüz mü? Aynen öyle zengin. Gülme komşuna, gelir başına. Artık sizden daha zenginiz. Babacığım bir şeyler yap. İziyorlar bizi. Biz onlardan daha zengin olalım. Oğlum ne yapabiliriz? Baksana, uçakları bile var, tankları bile var. Bizimle artık uğraşmamanız gerektiğini anlamışsınızdır zengin, değil mi? Aynen öyle. Bizimle uğraşırsanız sonunuz çok fena olur, ona göre. Fakir kardeşim, evinizde hizmetçiye ihtiyaç varsa bana söyleyebilirsiniz. Seve seve yardım ederim size. Hizmetçiniz olurum. Eyvah, olamaz babacığım. Yine yağmur yağmıyor. Yağmaya başladı ya, şuna bakın. Allah kahretsin, olamaz. Fakir, yağmur başladı, ne yapacağız? Of ya, bıktım şu yağmurdan. Yeter artık ya, yeter. Babacım bir şeyler yap. Tavan yine damlatmaya başladı. Şuna baksana ya, tavandan su alıyor ev. Evimiz su basacak. Evet fakir, bir şeyler yap aşkım. Ne yapayım Miray ya, ne yapayım? Acilen yağmurun durmasını beklememiz lazım. Ne yapabiliriz? Of ya, televizyon da ıslandı işte. Çalışmıyor artık, bozuldu. Allah kahretsin. Yapacak bir şey yok canım ailem. Çok fakiriz ya, ne yapalım? Tavanı yaptıracak paramız bile yok. Evimize su bastı. Arkadaşlar bir dakika. Ne olur kanalımıza abone olun. Çok açım ya, çok fakirim. Abone olup like atın, bana yardım edin. Lütfen arkadaşlar, lütfen, yalvarırım. Bir abone olun. Bir de like atın. Çok görmeyin ya, ne olur. Olsun aşkım, fakiriz ama mutluyuz. Neyse canım ailem, ben işe gidiyorum, görüşürüz. Babacım dur ya, nereye gidiyorsun? Yağmurda nasıl çalışacaksın? Yapacak bir şey yok canım oğlum, çalışmamız lazım, para lazım. O yüzden gidiyorum, yağmurun altında çalışacağım, görüşürüz. Of anneciğim ya, babam yağmurun altında çalışmaya gitti şimdi. Keşke biz de zengin olsaydık. Evet oğlum, yapacak bir şey yok, babanın para kazanması lazım. Göreceksin anne, bir gün büyüdüğümde çok zengin olacağım. Bizi bu hayattan kurtaracağım. Ne olur yardım edin bana. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Ne olur dilenciye bir sadaka verin. Ulan şu deli dilenciye bak ya, yağmurun altında dilencilik yapıyor. Ne olur yardım edin. Ailem çok aç, çocuklarım çok aç, ne olur. Ha, ne oluyor orada ya? Ulan pis fakir, ne yapıyorsun sen? Zengin abi, ne olur yardım et. Yağmurun altında dilencilik yapıyorum, ne olur abi, ne olur.
Oğlum sen salak mısın? Yağmurda dilencilik mi yapılır? Allah'ım yarabbim ya. Ne yapayım zengin? Ailem çok aç, çocuklarım çok aç. Ne olur bana yardım et, açlıktan öleceğiz. Bana ne ulan açlıktan öleceksiniz? Geberin. Allah'ım yarabbim ya, hayır kurumu muyum ben? Of zengin ya, ne kadar kötüsün ya, ne kadar kötüsün. O kadar param var, yardım etmiyorsun. Ulan senin gibi fakir dilencilerden nefret ediyorum, iğreniyorum sizden. Bir de size yardım mı edeceğim ben ha, yardım mı edeceğim? Yazıklar olsun be, görürsün. Bir gün sen de çok fakir olursun, o zaman görüşürüz. He, ben mi fakir olacağım? Hiç güleceğim yoktu. Oğlum ben fakir olur muyum? Ben zenginim. Görürsün zengin. İnşallah sen de bir gün çok fakir olursun. O zaman beni anlarsın. Yeter be, sinirlerimi bozmaya başladın. Ulan sizin o yıkık dökük evinizi satın alayım da görün siz. Hadi be oradan, hiçbir şey yapamazsın, tamam mı? Görürsün oğlum sen, şimdi gidip senin o yıkık dökük evini satın alacağım, göreceksin. Hayır ya, dur, olamaz, yapma. Evet memur bey, size söylediğim ev burası işte. Bu evi kaçak yapmışlar ya, yıkın burayı, bu ev kaçak bir ev. Tamamdır zengin bey, söylediğiniz için teşekkür ederiz. En kısa sürede bu evin yıkım çalışmalarına başlıyoruz. Zengin, Kerem komiser, ne oluyor burada ya, ne yapıyorsunuz evimin önünde, ne yapıyorsunuz? Evinle vedalaşsa niye edersin fakir, birazdan çünkü bu ev yıkılacak artık. Hayır ya, neden yıkıyorsunuz evimi? Yıkma ya, ne olur. Fakir, bu evi kaçak yapmışsın duyduğumuza göre, o yüzden belediye ekipleri gelip bu evi yıkacaklar şimdi. Aynen öyle ve siz de evsiz kalacaksınız. Hayır ya, yapma ya, ne olur, yalvarırım. Burası bizim tek evimiz, ne olur burayı yıkmayın. Yapacak bir şey yok fakir, zengin şikayet etti. Burası kaçak yapılmış ve yıkılacak burası. Hayır, durun, yıkmayın evimi. Karım ve çocuğum içeride, durun, durun. Hayır hayır, durmayın, yalan söylüyor. İçeride kimse yok, yıkın evi. Hayır, durun, yıkmayın. Karım içeride, çocuğum içeride, durun. Yıkın. Eyvah, olamaz. Anneciğim, ne oluyor? Evimizi yıkıyorlar, hayır. Hayır, durun, durdurun. İçeride insan var, durdurun şunu. Hayır, yapmayın Kerem komiser. Karım içeride, çocuğum içeride, durun, yıkmayın. Yalan söylüyor bu fakir ya, inanmayın buna komiserim. Evin içinde kimse yok, yıkın siz. Yıkmayın, hayır, karım ölecek, çocuğum ölecek, durun. Aaa, ölüyorum. Hayır, durun, yapmayın, ne yapıyorsunuz? Karım içeride diyorum, çocuğum içeride. Oh be, sonunda yıkıldı, kurtulduk bu gece kondudan. Görüntü kirliliği yaratıyordu ya, yıkılması çok iyi oldu. Neyse, bizim burada işimiz bitti zengin, hadi görüşürüz. Yardım edin, sıkıştık, yıkıldı, üzerimize yıkıldı. Hayır, olamaz canım ailem, iyi misiniz? Olamaz ya, olamaz. Kurtaracağım sizi, merak etmeyin. İyi misin Arda oğlum? Miray aşkım, konuşun benimle, konuşun. İyi misiniz? Hayır ya, hayır, olamaz. babacığım, hakkını helal et. Hayır, olamaz canım ailem. Ailem öldü oğlum, karım. Hayır, olamaz ya, olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Hayır ya, hayır canım ailem. Siz olmadan ne yaparım ben, ne yaparım? Beni neden bıraktınız ya? Ne yapacağım ben şimdi? Bu yaşımda yapayalnız kaldım. Neden bıraktınız beni ya? Canım karım, canım çocuğum. Yapayalnızım artık ben, yapayalnız. Merak etmeyin canım ailem. Zenginden intikamımı alacağım, göreceksiniz. Görecek o zengin, görecek. Kerem komiser durun, bir yanlışlık yapıyorsunuz siz. Bir yanlışlık yok zengin. Evine haciz geldi, o yüzden evini mühürledik. Artık burada yaşamıyorsan. Of ya, nasıl olur bu? Nasıl iflas ederim ben, nasıl?
Bankanızdaki tüm para bitti, iflas ettiniz, evinize ve arabalarınıza el koyduk, siz artık fakir oldunuz. Hayır ya, benim ben zengin, koskoca zengin, nasıl fakir olurum? Daha fazla zorluk çıkarma zengin, artık fakirsen, sokakta mı yaşıyorsun, ne yapıyorsan yap, yürü. Ne oluyor burada ya, ne oluyor bakayım he? Allah kahretsin ya, hayır, iflas ettim, evime haciz geldi, hiçbir şeyim kalmadı. Aynen öyle, zengin bey iflas etti, evine ve arabalarına el koyduk. Gördün mü zengin, gördün mü? Allah belanı verir işte. Benimle uğraşırsan böyle olur. Of ya, nasıl olur bu? Sokaklarda nasıl yaşayacağım ben şimdi? Zengin, göreceksin. Senden intikamımı alacağım. Çok zengin olacağım. Göreceksin. Allah kahretsin ya. Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl? Senin yüzünden benim karım öldü. Çocuğum öldü. Evimi yıktırdın. Allah belanı verdi işte. Of ya, hepsi senin yüzünden fakir. Senin yüzünden. Görecek o zengin. Görecek. İntikamımı alacağım ondan. Alacağım. Mahvedeceğim onu. Göstereceğim gününü. Merhabalar efendim. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhabalar. Kolay gelsin. Takım elbise istiyorum. Var mı elinizde? Takım elbise olmaz mı ya? Tam yerine geldiniz. Hemen getiriyorum. Tamamdır. Bekliyorum. Çabuk olun. Takım elbiseyi ne yapacaksınız ki beyefendi? Acaba öğrenebilir miyim? Mafya olacağım. Mafya. Ne yapacağım başka? Ne kadar şakacısınız. Hemen getiriyorum. Buyurun efendim. Takım elbiseniz burada işte. Çok güzel bir takım elbisedir. Tamamdır. Alıyorum. Giyiyorum hemen. Bekleyin. Vay beyefendi. Gerçekten de çok yakıştı bu takım elbise size. Vay be. Gerçekten de çok yakıştı ya. Mafya olabileceğim artık. Değil mi? Mafya olacağım. Ne? Siz ciddi misiniz? Mafya mı olacaktınız? Neyse neyse. Benim yapacak işlerim var. Görüşürüz. Aman yarabbi. Ben şaka sanmıştım. Adam gerçekten de mafya olacak. Tamamdır. Takım elbiseyi aldık. Geriye sadece silah kaldı. Merhabalar, merhabalar. Kolay gelsin. Silah almak istiyorum. Silah. Vay cinine, hoş geldiniz efendim. Silah istiyorsanız tam yerine geldiniz. Aynen öyle. Silah istiyorum. Çok güzel bir silah lazım bana. Tabii efendim, hemen yardımcı olalım. Silah ne için kullanacaksınız? Avcılık için mi? Başka bir şey için mi? Mafya olacağım ben. Mafya. Mafyalık için kullanacağım. Tamam mı? Ne? Mafya mı olacaksınız efendim? Elimde tam size göre bir mafya silahı var. Tamamdır. Alıyorum. Çabuk olun. Buyurun efendim. Silahınız burada işte. Çok güzel bir mafya silahı. Hayırlı uğurlu olsun. Tamamdır. Sağ olun. Görüşürüz. Bu silahı şimdi kullanacağım. Adam gerçekten de mafya olmaya çalışıyor ya. Bu ne böyle? Ulan zengin. Göreceksin sen. Her şeyim hazır. Takım elbisem de hazır. Silahım da. Benim ailemi öldürmek neymiş? Göstereceğim sana. Göstereceğim. İntikamımı alacağım senden. Tüm yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Ne olur bana yardım edin. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Çok fakirim lütfen. Zengin, seni artık terk ediyorum, tamam mı? Boşanıyorum senden. Sen çok kötü bir dilencisin. Vay be, her şey para için de öyle mi? Fakir kalınca hemen beni bırakacak mısın Barbie? Ay evet, senin gibi bir dilenciyle sevgili olamam. Anladın mı beni? Hadi gidiyoruz Rüzgar. Aynen baba ya, senin gibi bir fakirle baba diyemem ben yani. Arkadaşlarım dalga geçer, o yüzden bay. Hayır durun, gitmeyin. Allah kahretsin ya, ne oluyor bana böyle? Ailem de beni terk etti. Fakir de kaldım. Yaptıklarının bedelini tek tek ödüyorsun zengin. Gördün mü? Fakir, ne olur yardım et bana kardeşim. Çok açım. Karım da beni terk etti. Çocuğum da. Hadi be oradan. Sen bunların hepsini hak ettin. Tamam mı? Sen benim yuvamı yıktın. Karımı öldürdün. Çocuğumu öldürdün. Fakir, ne olur kardeşim. Ben ettim, sen etme. Ne olur bana yardım et. Açlıktan öleceğim. Hadi be oradan. Ne halin varsa gör. Sen benim karımı öldürdün. Çocuğumu öldürdün. Yuvamı yıktın. Dinlemedin sen beni. Anladın mı? Sen çok kötü birisin, çok kötü. Fakir, gerçekten de çok pişmanım. Karım ve çocuğum da beni terk etti. Seninle eşit sayılırız. Son dağını et bakalım zengin. Öldüreceğim seni, tamam mı? Öldüreceğim. Aa fakir, doğru söylüyorsan. Ben bunların hepsini hak ettim kardeşim. Sık hadi, durma, sık. Öldür beni. Son dağını et bakalım. Bana yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Hadi bakalım. Evet sersem çocuklar, öğretmeniniz geldi. Görmüyor musunuz? Hepiniz yerlerinize oturun bakalım. Ola oğlum, Baldi geldi oğlum, oturun, sessiz olun ya. Hoş geldiniz öğretmenim, bugün sınav yapacaktınız. Aa evet, aferin kızım, iyi ki hatırlattın, tam da unutmuştum. Ya Zeynep, of ya, neden hatırlatıyorsun öğretmene, ne güzel sınav olmayacaktık işte ya. Valla aynen öyle ya, senin gibi inekler yüzünden şimdi sınav olacağız ya. Ay bana ne be, Allah Allah, siz de dersinize çalışsaydınız. Evet, sınava başlamadan önce şöyle bir yoklama alalım. Bebek polis burada, fakir zombi. Buradayım öğretmenim.
Keko nerede? Keko burada mı? Valla buradayım ama keşke burada olmasaydı öğretmenim ya. Evet, herkes burada. O zaman bu iki tane boş sıra kimin? Kim gelmedi çocuklar? Öğretmenim, Arda ve Rüzgar gelmedi. En son kantindeydiler. Ne? Kantinde mi? Ulan bu saatte kantinde ne yapıyor bunlar? Merhaba Lay abi. Bir tane çikolatalı pasta alabilir miyim? Tabii ki alabilirsin ufaklık. Al bakalım. Teşekkür Lay abi. Ben çikolatalı pastayı çok seviyorum. Hop, dur bakalım orada ufaklık. He, efendim abi, bana mı seslendiniz? Aynen öyle, sana seslendik. Ver bakalım şu çikolatalı pastayı. He, ama bu benim çikolatalı pastam, neden vereyim? Bana bak, o çikolatalı pastayı vereceksin diyorsan vereceksin. Biz mafyayız, görmüyor musun? Ama abi, isterseniz bölüşebiliriz. Bölüşme falan yok, biz mafyayız. Hepsini bize vereceksin, çabuk ol. Ama hayır. Bana bak, bir kez daha söylemeyeceğim. O çikolatalı pastayı bize vereceksin. Alın sizin olsun. Oh be, mafya olmak ne güzel şey. Herkesten istediğimiz her şeyi alabiliyoruz. Hadi yiyelim şunu Rüzgar. Aynen ya, yiyelim de sonra da derse gideriz. Vay hergeleler vay. Benim dersime geç kaldılar demek, öyle mi? Benim dersime geç kalanları mahvederim. Selamın aleyküm hoca. Sizi sersem veletler, benim dersime nasıl geç kalırsınız ha, nasıl? Boş yapma hoca ya, Allah Allah, dersini anlat. Vay vay vay, siz benimle böyle nasıl konuşursunuz ha, nasıl? Sen kendinizi ne sanıyorsunuz? Kendimizi mafya sanıyoruz, var mı bir diyeceğin? Ne, mafya mı? Aynen öyle, mafya. Elimizdeki silahları görmüyor musun gerizekalı? Gerizekalı mı? Siz benimle nasıl böyle konuşursunuz? Bana bak, biraz daha konuşursan son nefesini vereceksin yani hoca. Tamam canım evladım, ben sana öyle demek istemedim. Buyurun geçin yerinize, aslan evlatlarım benim. Aferin hoca, biz de öyle düşünmüştük zaten. Geçelim yerimize Rüzgar. Kardeşim bu ne böyle ya? Bunlar mafya sanıyorlar kendilerini. Herkese zoybalık yapıyorlar. Ay evet ya, ne kadar kötü insanlar. Kendilerini mafya sanıyorlar. Vallahi benim bunlara dersini vermesi lazım ya. Neyse çocuklar, herkes geldiğine göre artık sınava başlayabiliriz. Hadi bakalım. Of ya, sen bütün gün mafyalık yap, sonra gel burada sınava gir, çıldıracağım yani. Hey bebek polis, üçüncü sorunun cevabı ne söylesene. Ya yürü git oğlum ya, benden kopya isteme, manyak mısın? Oğlum üçüncü sorunun cevabını söyle diyorum sana, eceline mi susadın sen? Ya yürü git be, hoca görecek şimdi, bana sorma. Oğlum sana son kez söylüyorum, üçüncü sorunun cevabını söylüyor musun yoksa beynini havaya mı uçurayım? Ne oğlum, bana niye silah çekiyorsun? Tamam söylüyorum söylüyorum. Üçüncü sorunun cevabı C. Ha şöyle ya, düzgünce söylesene oğlum. Evet çocuklar, son 10 dakikanız kaldı. Bu sınavdan kalanlar dayak yiyecekler. Şşt Zeynep, Zeynep buraya bak Zeynep. Ay ne var ya, sınavda konuşulur mu? Zeynep 10. sorunun cevabını söyle çabuk. Ya yürü git, kopya isteme benden, kopya falan vermem. Zeynep sana 10. sorunun cevabını ver dedim, kafanı havaya mı uçurayım, çabuk ol. Ay o ne, indir şu silahı, tamam söylüyorum. 10. sorunun cevabı B şıkkı. Allah'ım yarabbim ya, söylesene baştan, hayret bir şey. Evet çocuklar, süreniz doldu, verin bakalım kağıtları, verin. Valla hocam 5 dakika daha ya, ne olur ya, bir şey bile yazamadım ya. Hayır, ekstra süre falan yok. Herkesin kağıdını topluyorum. Çabuk olun. Öğretmenim kaç aldık? Ne zaman açıklayacaksınız sonuçları? Lütfen söyleyin. Evet öğretmenim, sonuçları açıklayın. Evet çocuklar, şimdi sonuçları açıklıyorum. Açıklayın hocam. Acaba kaç aldım ya? Ben 100 bekliyorum. Tüm soruları kopya çekerek yaptım. Arkadaşlar bir dakika. Ben annemi ve babamı çok seviyorum. Siz de anne babanızı seviyorsanız bu videoya like atıp kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Umarım abone olup like atan herkesin anne babası ölümsüz olur. Abone olup like attıysanız videomuza devam edelim. Bebek polis 50 puan. 50 puan mı? Of ya, tam sınırdayım. Neyse sınıfı geçiyorum en azından. Fakir zombi 75 puan. Oh be, gerçekten ne güzel bir not almışım. 75 bana yeter daha yeter bile. Keko 35 puan. Vay ola oğlum, 35 almışım oğlum ya. Zeynep kızım, sen de 95 puan almışsın. Ne 95 mi hocam? 5 puanı nereden kırdınız ya? Ola oğlum, sen kafayı mı yedin ya? 95 almış hala ağlıyor ya. Nasıl olur ya? Ben 100 bekliyordum. 95 almış.
Evet, Arda'nın kağıdını okuyorum. Arda evladım 20 puan almışsın. Ne, 20 puan mı? Yuh, nasıl olur bu? Evladım basbaya 20 puan almışsın işte. Sadece 2 tane soru bile bilmişsin. Tembel seni. Eyvah, bir şeyler yapmam lazım. 20 puan ne? Sınıfta kalacağım. Öğretmenim, yanlış okumuş olmayasınız. Bir daha baksanız olur mu? Evladım yanlışlık yok. 20 puan almışsın işte, burada yazıyor. Yok yok hocam, siz kesin yanlış okudunuz. Şunu bir daha bir kontrol edin bakalım. Ne? Evladım o silah ne? Evet evet öğretmenim, siz şunu bir tekrardan kontrol edin. Şey evladım, evet yanlış okumuşum. Sen aslında 100 puan almışsın, aferin. Ha şöyle ya, tamamdır, oldu işte. Yuh, ama bu haksızlık. Onlar mafya olduğu için kendine 100 puan veriyorlar, olamaz. Aynen kardeşim ya, o zaman bize de 100 puan versinler, böyle şey mi oluyor? Valla bunlar artık işin cevkanı çıkartıyorlar ya. Valla mafya oldukları için kendini bir şey sanıyorlar ya. Birinin artık bunlara dur demesi lazım ya, bu ne böyle? Evet çocuklar, tüm notları açıkladık, teneffüse çıkabilirsiniz, hadi bakalım. Rüzgar oğlum, biz bu şehrin en güçlü insanlarıyız artık, bizden herkes korkuyor. Aynen öyle Arda ya, bizden güçlü bir kişi bile yok bu şehirde. Siz öyle sanın bakalım. Hı, anneciğim, bu da ne böyle? Benim adım Herobrine. Hayır olamaz Herobrine, ateşin Arda, ateş. Sizi sersemler, kurşun bana işlemez. Arda kardeşim, kurşun geçirmiyor mu? Bu ne böyle? Çok güçlü. Sizi sersemler, mafya olduğunuz için kendinizi bir şey mi sanıyorsunuz? Eyvah, mermim bitti. Bir şarjör boşalttım, hala ölmedi. Ne yapacağız oğlum şimdi, ne yapacağız? İkinizi de mahvedeceğim sersemler. Hayır olamaz, indir bizi, indir aşağı diyorum, indir, olamaz. Hayır ne olur indir bizi, ne olur, biz sana ne yaptık ya, ne yaptık? Mafyalık güçlerinizi kötüye kullandınız, bunun bedelini ödeyeceksiniz. Herobrine ne olur bırak bizi, çok pişmanız, lütfen yalvarırım. Ceza olarak şehrinizi istila edeceğim, nasıl mafya olunurmuş size göstereceğim. Elveda sersemler. Aha, hayır dur. Şu dükkana bir girelim bakalım. Buyurun efendim, size nasıl yardımcı olabilirim? Ne istersiniz? Canını istiyorum. Vuruldum. Benim adım Herobrine. Ben bu şehrin en büyük mafyasıyım. Bunu böyle bilin. Adımı herkes duyacak. Biraz hamburger yapalım şurada. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Neli hamburger istersiniz? Tavuklu mu, etli mi? Etli hamburger istiyorum ama insan etli. Olamaz. Hepinizin sonu geldi. Bastı polis, telefonlar susmuyor. Sürekli birisi şikayet ediyor. Bir tane Herobrine şehire gelmiş, herkesi vuruyormuş. Onu durdurmamız lazım Kerem, bir şeyler yap. Bastı polis, biz onu durduramayız ki. Elimizden geleni yaptık, başaramadık. Onu sadece bir kişi durdurabilir. Kim o Kerem komiser, kim? Tabii ki de bebek polis. Tamam der, hiç merak etmeyin. Bu yenilenmiş silahlarım sayesinde onu hemen durduracağım. Bebek polis, o Herobrine'i senden başkası durduramaz. Ne olur durdur onu. Tamam der, onun gününü göstereceğim. Omuzlarımdaki roketleri görmüyor musunuz? Elimde de silahlarım var. Ben çok güçlü bir polisim. Ve sırtımdaki pelerin sayesinde uçabilirim. Bebek polis, oğlum sana güveniyoruz. O Herobrine'i durdurman lazım. Yoksa şehirdeki herkesi öldürecek. Bekle beni Herobrine, geliyorum. Tüm bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin Herobrine. İşte orada, gördüm onu, dur diyorum. Ha, kim seslendi bana? Ha? Siniher gele. Sakın kıpırdama, yolun sonuna geldin, tutuklusun. Benim işime burnunu sokmayacaktın. Öleceksin. Hayır, asıl sen öleceksin. Son duanı et. Beni sen mi durduracaksın velet? Ne, sen bana velet mi dedin? Bu benim en nefret ettiğim sözcük. Şimdi son duanı et bakalım. He, ne oluyor? Roketler devreye girsin. Al bakalım. İşte bu. Öleceksin. Ah.
Hayır, bu burada bitmedi. Aa.